kapalık. Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa'yı değerlendirdiğinizde neler söylemek istersiniz? Karacabey mi, Mustafa Kemal Paşa mı? Mustafa Kemal Paşa esnafıyla, insanıyla daha mükemmel. Mustafa Kemal Paşa mı, Karacabey mi? Şimdi abi Kemal Paşa'da büyüdüğümüz için, yetiştiğimiz için, herkes kendi memleketini sevdiği için abi bize ayrı bir güzelliği geliyor. Esnaf olduğumuz için tabii burada herkes ekmeğinin peşinde. İnsanları güzel. Gene Kemal Paşa'mızın insanı gibi buranın da. Karacabey'in neyi eksik? Abi Karacabey'in neyi eksik? Aslında şu an Karacabey'de pek eksik yok. Yani güzel. Yani kuruluşları güzel. Her şey güzel yani, öyle söyleyeyim. Hani pek de böyle eksik bir tarafı da yok. Yani şimdi tabii Kemal Paşa'ya döndüğün zaman bizim böyle Kemal Paşa'mızda çok eskiler kalmış. Hiç yenilenmiyoruz. Hep aynı kalıyoruz. Kesinlikle Mustafa Kemal Paşa. Neden? Şimdi birincisi Mustafa Kemal Paşa'lıyım, ondan. Tamam. Önemli bir etki. İkincisi Mustafa Kemal Paşa tam bir esnaf şehri. Kültürü Karacabey'den çok daha farklı bence. Daha kültürel. Burasını ben şöyle adlandırıyorum. Karacabey çiftçi ve işçi şehri. Kemal Paşa da esnaf ve memur şehri. Bence arasındaki fark bu. Valla Karacabey. Şimdi burada o yaşıyoruz ya, Karacabey. Nesi güzel Karacabey'in? Ne ön plana çıkarıyor? Ne ön plana çıkarıyor? Valla şimdi ön plana çıkarıyor desem hiçbir şey yok. Sosyal faaliyeti hiç yok. Yok. Sıfır. Ulaşım kolay bence. Ulaşım kolay. Ulaşım her yere yakın. Rahatlığımız Karacabey küçük olduğu için çok rahatız. Peki Karacabey'de ne eksik? Ne eksik? Büyük alışveriş merkezleri eksik. Ne yapacaksın alışveriş merkezine ya? Ay gireceğiz, yaşlılar gezince öyle. Sen yaşlı değilsin, sen burada da gezersin. Oo, gezemiyoruz, yaşlıyız. Şimdi yolculuk nereye? Halk eğitimden çıktık, pide yemeye gidiyoruz. Uzun gidiyoruz biz öğrenci. Gidiyoruz. Halk eğitimde öğrenciyiz. Çok iyi, bravo. Okumanın yaşı yok, devam. Tabii. Emekli olduk, şimdi de orada. Peki siz gezerken torunlara kim bakıyor? Torunlar büyüdü artık, okuldalar tabii. Ama ihtiyacı olduğunda koşa koşa gidiyoruz torunlara gene. Bravo, işte örnek. Örnek insanlar, bravo. Teşekkür ederim. O zaman size afiyet olsun kızlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, bay bay. Tabii ki de burası. Neden? Orası güzel değil. Neyi güzel değil Mustafa Kemal Paşa'nın? Orası çok küçük. Küçük? Evet. Karacabey büyük mü? Ya tamam, burası küçük. Biz Mustafa Kemal Paşa'dan geldik. Aa. Evet. Buna göre konuş. Biz gençliler buradayız. Buna göre konuş kanka. Bilmem. Peki Karacabey'in neye ihtiyacı var? En çok ihtiyacı olan şey ne Karacabey'in? Gezmeye yer yok. Gezecek hiçbir yer yok. Sadece şu sevgi yolu var. Başka hiçbir şey yok. Gel git sevgi yolu. Gel git. Evet. Mesela evden çıksan ihtiyaç var. Acaba nereye gitsek? Hiçbir yer yok. Sevgi. Yetişemiyorum. Bir sen konuşuyorsun, bir sen konuşuyorsun. Yetişemiyorum size. Alışveriş merkezine ihtiyacı var. Ne yapacaksın alışveriş merkezine? Gezecek yer yok. Kafe yok. Park yok. Gezilecek bir yer yok, oturulacak bir yer yok. Bunların hepsi Mustafa Kemal Paşa'da var. Hadi. Oraya mı gelelim? Yani çok asosyal bir yer. Belki çok fabrika var, belki çok çalışma imkanı var. Çiftçilik de güzel ama mesela sosyallik adına farklı şeyler olmalı yani. Karacabey mi daha güzel, Mustafa Kemal Paşa? Mustafa Kemal Paşa abi. Neden? Daha büyük abi, gezilecek yerleri daha çok. Peki Karacabey'in eksiği ne? Gezecek yer yok. Gidip geliyoruz aynı yer, küçük. Bu caddede tur. Evet. Spor burada. Evet. Ne konuşabiliriz? Açım, tansiyonum çok. Vallahi mı? Vallahi. Bir kahvaltı mı dönüşse inşallah. Bir bayasan konuşurken ne şey olur, atıklanma çok olur. Çok iyi birim olur da bir dakika burada. Tamam.